Diğer soru şu şekilde. Düşünen ve karar veren beyin olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim neden kalpleri bozuldu, mühürlendi gibi ifadeler kullanıyor? Efendim bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in ifade şekli değil. Bütün dillerde biz bunu kullanıyoruz. Türkçe'de de öyle diyoruz. Kalp halkı bizim bu Kur'an-ı Kerim'de veya bu dillerde kalp kelimesi kullanılırken bu fiziksel kalp demek değildir. Bu bizim kan pompalayan kalp değildir. Bundan kastedilen beynin son karar verme gücüdür. Yani öyle kullanılıyor kalplerde. Mesela biz diyoruz efendim kalbi bozuk. Öyle değil mi? Öyle bu diyor. Kalbi bozuk demektir. Katiyen efendim o kalp krizi geçirdi. Değil mi? Veya bu demek değildir yani. Ama bu ne demek değil efendim? Onun karakteri bozuk, düşünce şekli bozuk veya efendim kalbi mühürlendi. Biz Türkçe'de bunu kullanıyoruz. Halbuki kalbe bir mühür vurulmuyor. Evet. Değil mi? Veya diyoruz ki efendim mesela onun kalbi çok kötü, çok pis. Ama bu fiziksel kalp değil. Bu sadece bir ifade şekli değil. Her dilde, bizim dilimizde de öyle, Urduca'da da öyle, başka Arapça'da da öyle. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların diliyle onlara hitap edip onlara anlatacaktır, değil mi? Başka bir şey dese insan anlayamaz ki. Biz hiçbir zaman efendim beyni kötü demiyoruz. O değil mi? Beyni bozuk demiyoruz öyle. Her zaman kalbi bozuk. Değil mi? Öyle diyoruz. Onun için ama oradan bahsedilen fiziksel kalp değil. Beynin son karar verme gücü gibi yani son hali, şekli Allah-u Teala veya dillerde öyle kullanılıyor diyelim. Hı hı. Teşekkürler. Evet, Nurem.